Kayseri Ticaret Odası üyelerinin gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş yerlerine sahip olması amacıyla kurulan Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine konuk oluyoruz şimdi ise. Daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleriyle idare binası, çıraklık okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılarak hayata geçecek olan sanayi sitesi hakkında Kooperatif Başkanı Bahri Coşkun'dan bilgiler alıyoruz. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman üyesiyim. 2013 yılında seçildik yönetim kuruluna. Orada odamızın kanun gereği meslek komiteleri var. Meslek komitelerinde ayda bir toplantı yapmak durumunda. 40 tane meslek komitemiz var. Bu meslek komitelerinde zaman zaman kararlar alınıyor. Bu kararlar yönetim kuruluna iletiliyor. Bu kararların içerisinde bir iş yeri yapılması konusunda da bir faaliyette bulunmamız istenildi. Bizim üyelerimiz de meslek komitesi kararlar aldılar, yönetime ilettiler. Değişik meslek komitelerinden kararlar geldi. Biz bu komite başkanlarıyla Milli Emlak Müdürlüğü'ne gittik zaman zaman. Onlara bir arsa temini konusunda faaliyette bulunduk ama değişik meslek komitelerinden talepler de gelince biz bu işi ciddiye aldık. Kaç kişi talepte bulunacak, ne yapacak? Bir anket çalışması yapalım. Buna göre kurulum yapalım, organize yapalım diye düşündük. Bu şekilde bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmasında işte kaç metrekare yer istersiniz? Şehrin doğusundan mı, batısından mı istersiniz? Kendi imkanlarınızla mı yapmak istersiniz? Hangi mesleği yapacaksınız? Gibi buna benzer sorular sorduk. Bu ankete toplamda 1000 kişi civarında iştirak oldu. Ben böyle bir iş yeri isterim, böyle bir kooperatif olursa yer alırım şeklinde. Daha sonra da 2017 yılı, bu yılın Mart ayında kooperatif olarak kurulmuş olduk. Değişik meslek komitelerinden talepler geldiği için bir meslek komitesine hitap edecek şekilde değil de karma olarak düşündük. Her meslek komitesindeki arkadaşlara hitap etsin şeklinde. Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif şeklinde kooperatif kurmuş olduk. Biz yönetim kurulu ve meclis üyeleri olarak 1163 sayılı kooperatif kanununa göre bir tüzel kişilik oluşturduk. 7 kişiyle bir kooperatif kurmuş olduk. Gerekli müsaadeler alındı. Ve gelen talepler doğrultusunda da 250 metre, 500 metre ve 1000 metre olarak planlayacağımızı belirttik. Mart, Nisan ayı gibi. Bunu da bütün üyelerimize duyurduk. Kooperatifi kurduk. Şartlarımız şunlar. Gelin kaydolun diye ve Mayıs ayının sonuna kadar da süre tanıdık üyelerimize. Ama biz kayda çıktık. Bu arada 2500 geçmesin diye bir genel kurul kararı aldık. O ara genel kurul yaptı. Bir haftanın içerisinde çok anormal bir taleple karşılaştık. 2500 sayısını bir hafta 10 gün gibi bir süre, kısa bir sürede tamamladık. Halbuki Mayıs'ın sonuna kadar da süre tanımıştık. Eğer Mayıs'ın sonuna kadar kayıtları durdursak herhalde bir 5-6 bin kişi çok rahat kaydolacaktı. Kayıtları durdurmak zorunda kaldık. Kayıtları durdurunca da diğer üyelerimiz, kaydolamayan üyelerimiz sistem etmeye başladılar. İşte biz kaydolamadık, bizim haberimiz olmadı, geç haberimiz oldu şeklinde. Onlarla ilgili de yedek dilekçe aldık, para almadan. Sadece dilekçe verin, en azından talebinizi bilelim. Ona göre de biz arsaya bakarken de faaliyetimizi ona göre yönlendirelim diye yedek dilekçe aldık. Şu anda 1000 civarında da yedek dilekçe veren üyelerimiz var, bekleyen üyelerimiz var. Tercih edenlerin %11'i 250 metrekarelik tercihte bulundu. %27'si 500 metrelik ve %62 gibi büyük bir oranı da 1000 metrekarelik tercihte bulundu. Ve gelen talepleri biz biliyoruz. 1000 metrenin üstünde isteyenler de var. Yani ben 2 üyelik gireyim, en azından 3 üyelik gireyim falan şeklinde isteyenler var. Ama biz sadece ticaret odası üyelerine yönelik olarak kooperatif kurduğumuz için ticaret odasında bir kaydı varsa kesinlikle bir tane üyelik olabilir dedik. Ama iki şirketi varsa o iki şirket adına da üye olabilirsiniz diye yönlendirdik üyelerimizi. Bir de büyük arsa ihtiyacı olanlar da gidip organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmaları daha uygun olur diye düşündük. Onun için küçük sanayi olduğuna göre 250 metre, 500 metre, 1000 metre ideal diye düşündük o şekilde. Biz düşüncemiz çevre dostu, yeşil bina olarak yapmayı planlıyoruz. Yalıtımlı
bina olarak. Bir de elektriğimizi kendimiz üretmeyi düşünüyoruz. Bütün altyapısı da falan da belediyeye fazla yük olmadan kendi içerimizde halletmeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili de bir yerleşim planı hazırlatıyoruz şu anda, hazırlanıyor. Onu da biz yakın bir tarihte sistemimize, kooperatifin sitesine koyacağız. Üyelerin görüşünü açacağız. Üyelerden gelen talepler doğrultusunda da planlamamızı o şekilde revize edebileceğiz. Kooperatif kurmadan önce 2016 yılı içerisinde Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete gittiğimizde böyle bir talep olduğunu, böyle bir kooperatif kurmayı düşündüğümüzü belirtmiştik daha önce de. Şimdi Sayın Başkanımızın bize ifadesi, o zamanki ifadesi, Kayseri şehir olarak doğuya doğru büyüyor. İş yerleri, çalışma alanlarının çoğunluğu batı tarafında. Dolayısıyla doğudan batıya nüfusu taşımak zorunda kalıyoruz. Onun için doğu tarafından bakarsanız buradan vatandaş oraya taşımak zorunda kalmayız gibi bir görüş beğendi ve çok da bize de makul bir görüş, uygun ve bize işaret ettiği bir yer oldu. Yer hoşumuza gitti ama çoğunlukla özel mülkiyet. Bizim küçük sanayi sitesi kooperatif şeklinde kurmamızın ana sebebi ucuz arsa temin etmek. Biliyorsunuz kanun olarak küçük sanayi sitesi kooperatiflerine beyan değer üzerinden, harca esas değer üzerinden tahsis yetkisi var Milli Emlak Müdürlüğü'nün. Dolayısıyla biz o haktan faydalanarak üyelerimizi ucuz bir şekilde en uygun şartlarda arsa temin edip o şekilde iş yeri sahibi yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla özel mülkiyete girdiğimiz zaman çok maliyetler yükseliyor. Bir de fiyatlar anormal şekilde de artıyor. Bundan dolayı da yine doğu tarafta değişik yerler baktık. Belediye başkanımızla daha sonra görüştük, dilekçe verdik. Şimdi 2 milyon metrekare bir var. Hemen yanında 2 milyon metrekare mera olarak yer var ama meralıktan çıkmış mera olarak kullanılmıyor. Hemen yanında da iki tarafında da 400 bin metre bir tarafında, 600 bin metre bir tarafında taşlık arazisi var. Tapusu çıkmamış taşlık arazi var. Oralarda tapulamasını yapmak için faaliyette bulunuyor şu anda. Haritacımız çalışıyor. İnşallah kısa bir sürede oranda tapusu çıkacak. Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçemizi verdik. Biz buraları işte kooperatif olarak düşünüyoruz. Siz de uygun görürseniz planlamaya dahil edin şeklinde. Şu anda Kayseri'mizin 25 binlik haritası yapılıyor. İşte 25 binlik plana koyacaklarını söylediler. Yakın bir tarihte askıya çıkacak. Orijinal bir proje olacak inşallah. Kayseri bir uydu şehir oluşacak. 2500 üye az iş yeri değil, 2500 iş yeri. Bir uydu kent olacak, alışveriş merkezleriyle, sosyal donatılarla, okuluyla, çıraklık mektebiyle, ibadethanesiyle, spor alanlarıyla, benzin istasyonu. Yani böyle bir uydu şehir oluşacak. Tabii bu iş yeri oluştuktan sonra da etrafında çalışan iş yerle ilgili konutlaşma, şehirleşme artacak, tabii gelişecek. Bu konuda belediyelerimizin de çok sıcak bakmalarını umut ediyoruz yani. Bizim çünkü bir şeyimiz yok. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar şu ana kadar. Şu anda belediyelerle, Milli Emlak'la görüşmelerimiz devam ediyor. Olumsuz bir durumda söz konusu değil ama burada olumsuzluk olduğu zaman elbette ki biz üst makamlarla görüşmelerimizi yapacağız. Yani bu bizim şahsi meselemiz değil. 2500 kişiyi ilgilendiriyor. Kayseri'ye mal olmuş bir proje. Gerekirse zaten Çevre Şehircilik Bakanımızdan Sayın Ösas'a giden randevu talebinde bulunduk. Bakanımızla görüşeceğiz. Daha sonra işte sırayla görüşmelerimiz devam edecek. Bu projeyi inşallah gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Bilim Teknoloji Bakanlığı şu anda yeni çıkan bir kanunla şehir içerisindeki küçük sanayi sitelerini de şehir dışına taşıma projesi başlattı. Kayseri'de ilk etapta eski sanayimiz var mesela. Onun çıkması lazım. Doğu sanayi var. Belki ikinci etapta yeni sanayi dediğimiz bölgenin de şehir dışına taşınması söz konusu olacak. Bununla ilgili de Bilim Teknoloji Bakanlığı çok çeşitli krediler veriyor, destek veriyor. İnşallah biz o desteklerden de faydalanmak isteyeceğiz. Çünkü üyelerimizin birçoğu da zaten orada faaliyette bulunan, eski sanayide faaliyette bulunan üyeler. Orada kirada, burada iş yeri sahibi olursa gelecek, kendi iş yerine taşınmış olacak. Kuruluşundan bugüne kadar bizim resmi kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsunlar şimdiye kadar bize destek oluyorlar. Ticaret Odası yönetimi olarak destek oluyorlar. Bu desteklerinden dolayı bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi bildiririz. Bunun dışında da üyelerimiz de bize güven duydular.
odaya güven duydular. İnşallah hiçbir zaman için güvenlerini biz boşa çıkartmayacağız. Bize güvenmeye devam etsinler. İnşallah Allah'ın izniyle biz bu işi başaracağız, yapacağız, işlerini kısa sürede teslim edeceğiz.